Benim yarışım 2019 Dünya Şampiyonası 2019'un Eylül ayındaydı. Ve ben 2019'un Mayıs ayında apandisitim patladı. Ve ciddi bir yani tehlike atlattım gerçekten. Bu yarı sırasında mı oldu? Yok, hayır. O süreçte. O süreçte, aynen, hazırlık sürecinde Türkiye'deydim şansıma. Ve kötü bir süreç atlattım aslında, ciddi yani. Ne kadar sürdü peki? Şimdi şöyle, geç fark edildi apandisitim patladı ve bu sıvı o yayılınca ciddi bir şekilde zehirliyormuş vücudu ve hemen beni ameliyata aldılar. Ben Mayıs'ta ameliyat oldum ve bana dediler ki 2-3 ay tamamen hiçbir şey yapamazsın. Dikişler falan olacak çünkü. Çok uzun. Benim de Eylül'de kota yarışım var. Olimpiyatlar için en önemli yarışım. Ben gerçekten 2 ay hiçbir şey yapamadım tabii ki de. Ve ondan sonra böyle ufak ufak başladım. Söylendiğinden çok daha erken başlayabildim. Ve büyük ihtimal sporcu olmanın faydaları karın kaslarının kuvvetli olmasından falan. Çünkü karındaydı şeyler, dikişler. Ama inanmayacaksınız, hayatımın en iyi derecesiyle ben ülke kotasını aldım. Çok ilginç bir hikaye ama hiç de beklemiyordum. Ama bilmiyorum artık neyle alakası var. Orada kotayı aldım ve hayatımda en iyi yarışıydı. Antrenmanı Dilara mı yapıyor, ben mi anlamadım. Yaşında başladım. 15 yıldır yapıyorsun. 15 yıldır. Peki 10 yaşındaki şey miydi? Yani böyle gideyim işte hobi olarak böyle vakit geçireyim diye böyle günde yarım saat, bir saat düşeyim, kalkayım veyahut da babanın zorlamasıyla mıydı? Nasıldı o günler? O 10 yaşındaki o kısa dönemi anlatır mısınız? Biraz babanın zoruylaydı. Başta ben çok fazla yapmak istemiyordum. Çok ilginç bir şekilde. Aslında böyle sporu çok seven, çok aktif bir çocuktum. Ama böyle arkadaşlarımla başka şeyler yapmak, dışarı çıkmak, böyle bisikletle gezmek falan daha cazip geliyordu. Bilmiyorum neden. Ama ondan sonra böyle 11-12 yaşındayken çok yakın bir arkadaşımla başladı. Ondan sonra biz onunla böyle beraber rakip olduk. Her gün çıkmaya başladık. Böyle birbirimizi geçmeye falan çalıştık. O zaman çok daha eğlenceli hale geldi. Çünkü kendi yaşıtım biriyle beraber yapıyor oldum. Öylelikle çok çok sevmeye başladım ve devamı geldi. Peki o zaman o arkadaşa borçluyuz biraz. Evet. Sonrasında nasıl gelişti peki? Okul hayatı bir yandan. Yani yine profesyonel olarak lisansımızı herhalde o dönemlerde aldık. Profesyonel olarak başladık o yıllarda diyebilir miyim? Kesinlikle. 13 yaşında ben ilk yarışıma girdim ve bayanlar kategorisine yarışmıştım en küçük sporcu olarak. İstanbul Mimar Sinan'daydı ve tek küçük sporcu bendim ama bayanlarla beraber yarışmıştım. Ve birkaç kişiyi de geçip böyle 5. falan olmuştum. Öyle olunca bana özel ödül verdiler. Özel ödülü alınca ben böyle bayağı bir gaza geldim, motive oldum. Sonra ilk girdiğim Türkiye şampiyonası da Türkiye şampiyonu olunca genç bayanlarda zaten gerisi geldi ve çok çok çalışmaya başladım. Artık sudan çıkmıyordum yani. Bütün gün sudaydım. Sonraki eğitim hayatı da peki o başarıya göre şekillendi galiba değil mi? Kesinlikle kesinlikle. Gelişim Koleji'nde okudum ben. Sonra lise hayatım da oradaydı. Onlar da sağ olsunlar çok desteklediler beni. Zaten sporu kendileri de çok seviyor. Hocalarım falan da. Benim notlarım profesyonel spora başladığımda arttı. Düzeldi. Evet, çok daha fazla çalışmaya başladım. Çünkü bir disiplinli bir hayatım oldu ve hayatımı ona göre ayarladım. Bir dersimi ona göre çalıştım. Notlarım da arttı yani. Süper. Üniversiteye sonra. Evet. 9 Eylül Üniversitesi. Hep böyle yarışlar, antrenmanlar hep sürekli kulübümüzde devam ediyordu. Yurt dışı. 2010'da ben milli takıma girdim. 2010'dan beri ülkemi hani hem yurt dışında hem de yurt içinde temsil ediyorum bu şekilde. Bol bol kamplara gittim yurt dışına. Yani sürekli aslında yoktum yani.
Çok kısa bir bilgi verelim mi? Evet. Nasıl bir rüzgar, kaç knottur? Evet. Çok böyle içten bir heyecanınız var. Biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki şu an evet gerçekten en heyecanlı zaman. Çünkü birkaç gün kaldı uçmama. Son hazırlıklarımız var işte. Hazır olduğumu düşünüyorum. Yeni bir antrenörle çalışmaya başladım. Geçtiğimiz kampta ilk çalışmalarımızı yaptım. İspanyol bir antrenör. Ondan çok memnunum. Çok iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah şans da yanımda olur ve güzel sonuçlarla dönerim. İspanya'daki başarı da kendisine hediye olsun. Zaten. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Kulübümüzde kaç sporcumuz var şu anda toplamda? Neler yapıyoruz? Şu anda 40'a yakın bence bir lisans sporcumuz var. Altyapı sporcularımız var küçük yaşta. Geliyorlar. Onlar hariç mi 40? Yok toplam 40-45 lisanslı sporcumuz var. Evet, evet. Gençler de, genç değil hatta çocuklar da geliyorlar yani. Peki siz Çeşme altındasınız. Çeşme altı yani İzmir'den, merkezden düşünürsek yaklaşık olarak 45 dakikalık, 50 dakikalık bir yoldan bahsediyoruz. Genelde sporcularınız, kulübümüzün sporcuları bu bölgede mi oluyor yoksa İzmir'den gelip düzenli olarak bu sporu yapanlar var mı? Yani genelde Urla çevresinde oluyor ki yani öyle çok daha iyi tabii ki. Çünkü sporcu ne kadar fazla antrenmana gelebilirse o kadar çabuk gelişir. Ama tabii İzmir'den gelenler de var. Sonuçta önemli olan istemek ve oradan da gelip yapabiliyorlar yani. Çocuklarda peki nasıl durum? Yine aynı şekilde bu bölgeden mi geliyorlar? Daha çok size... Urla. Daha çok Urla, evet. Çocuklar için peki çok zor mu? Tavsiye yani 6 yaş, 12 yaş arası, 7-12 yaş arası çocuklar için genelde böyle pes ediyorlar mı çabuk? Yok, yoksa hayır. Yoksa onlar daha mı hevesli oluyorlar? Daha hevesli oluyorlar ve bence çocuk yaşta çok daha iyi öğrenilebiliyor. Ben bunu yani kesinlikle tecrübe ettim. Küçük yaşta daha güzel öğreniyorlar. Daha böyle kafaları rahat. Çünkü büyüdükçe böyle sanırım kafadaki engeller falan böyle korkular başlıyor. Ama küçükken, çocukken rahatça yapıyorsun yani. O yüzden onları böyle görmek çok güzel oluyor. Ama siz arkadaşımız olmasa vazgeçiyorsunuz. Yani evet. Yok yok. Bir şekilde olacaktı bence. Yani olurdu, bir şekilde olurdu. Olacaktı çünkü. Bir de baba etkeni de var. Kesinlikle, kesinlikle. Özel hocamın da adını almadan olmaz şu anda. Kesinlikle. Zaten sonrasında babamla antrenman yapmaya başladım. Yani full babamla çıkıyordum. Ve baya güzel çalışıyorduk yani. İlk antrenörüm babamdı. O yüzden çok keyifliydi yani. Zaten sonrasında sörfe aşık oldum yani. Sudan çıkmıyordum. Çok zorluyor muydu? Veya herkesi zorluyor muydu? Veya siz olduğunuz için daha mı fazla zorluyordu? Ya da siz olduğunuz için daha mı? Yani kız olduğunuz için daha mı az zorluyordu? Nasıldı? Yani şöyle. Sörf sporunda herkese özel malzeme var. Yani hani çocuklara göre malzeme var, işte daha büyüklere göre malzeme var. O yüzden yani şey diye bir şey yok ilk başlarken çok güçlü olmalıyım, işte nasıl kaldıracağım o yerken. Öyle bir şey yok çünkü çocuklar, 7 yaşındaki çocuklar bile kullanabiliyor o malzemeleri. O yüzden tabii ki çok zor bir spor. Ne zaman zor bir spor? Profesyonelliğe geçtiğinizde. Çünkü bütün hava şartlarında yarışıyorsunuz ve ciddi zor bir spor, doğa sporu. Ama önemli olan sevmek. Hilal Hanım peki? Amacımız ne? Yani 25 yaşındayız dedik. Ne kadar daha gider? Ve sonrasında profesyonel sporcu hayatınızdan sonra ki amaç nedir? Hedefler nedir? Ne yapmak istiyorsunuz bu hayatta? Şu anda 2024 olimpiyatlarını da hedefliyorum ben. Paris'te yapılacak olan ve tam gaz orası için de antrenmanlarıma devam edeceğim. Ama aynı zamanda bu kışta sörfçüler yetiştirmeye, genç sporcuları çalıştırmaya, aynı zamanda kuvvet antrenmanlarıyla beraber onları çalıştırmaya başlamak istiyorum. İleride de tamamen bu hedefe yönelik yani sporcular yetiştirmek için, tecrübelerimi onlara aktarabilmek için çalışmayı düşünüyorum. Kulübümüz zaten bizim. Kulüpte her zaman aktif olacağım.
Yani bu sporun içinde hayatım boyunca devam inşallah. Antrenörlük belgemiz var mı? Olacak mı? Düşünüyor muyuz? Evet zaten öğretmenlik... Kariyerde, kariyer planlamasında böyle bir şey var mı? Evet evet zaten öğretmenlikten mezun olduğum için ben çok rahatlıkla bir antrenörlük belgesi alabiliyorum. Birçok sınavdan muaf oluyorum. O benim için çok yani kolay bir hedef antrenörlük belgesi. Harika. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim.